Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir uğraştan sonra idare hukukuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25. videomuz olması gerekiyor bu. 23 tane önce de yüklemiştim. Dün bir tane yükle, yüklenmiş olması lazım. İdari kolluk. Şimdi ise arka, idarenin kolluk faaliyetleri. Şimdi ise bu videoda idari, idari sözleşmeler, idarenin özel hukuk sözleşmelerini anlatıp geçeceğim. Bir sonraki videoda 26. video olacak. Onda ise arkadaşlar 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve kamu ihale kurumu nedir? Düzel kişiliği var mı yok mu? Onlardan bahsedeceğim. Üye sayıda üye sayılarını üyelerini kimler atar? Bunlardan bahsedeceğim. Bu notları temin etmiş olmanız gerekiyor. E, ee, adresinden bu notlar size ulaşmıştır büyük, büyük bir ihtimal. Ee, artık kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Çıkayım mı ekrandan? Nasıl? Güzel bir sistem değil mi? Arkadaşlar anayasa videolarını da bu şekilde çekiyoruz şu anda. Zaten bitmek üzere olağanüstü bir seri oluştu. Eğer izlemeden idare hukukuna gelmiş olma ihtimali çok düşük. Eğer öyle bir e, bizi mesela keşfetten sadece idare hukukuyla bize başladıysanız anayasa hukukunu tekrar amaçlı da olsa hatta hiçbir sınavla alakan yok sadece işte genel kültür olsun diye izlemek istiyorsan bile izlenebilecek videolar oldu. Şimdi arkadaşlar idarenin iki yanlı işlemleri. Kalem. İdarenin iki yanlı işlemleri, idarenin sözleşmeleri. Evet muhteşem eldivenimi takmadım. Takmadığım için ekranda rahat kalemle hareket edemiyorum arkadaşlar. Hem de böyle bir artistik oluyor. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. İdarenin iki yanlı işlemleri, idarenin idarenin sözleşmelerinden bahsedeceğim. Bakın, idare bir kamu hizmetini özel kişi veya da kuruluşlara gördürmek veya mal ve hizmet alımı, satımı veya kiralanması amacıyla sözleşmeler yapar. Tamam. Mal alımı, mal satımı, kiralama, bir işi gördürme, yapım işleri devletin de tabii ki yani idari kurumların da devletin kamu hizmetini yerine getirirken oluşturduğu idari teşkilatlanma yapısında idari kurumların da bu tarz işleri gördürmesi gerekiyor değil mi? Başka türlü işte nasıl yürüyecek? Devletinde bir binaya ihtiyacı olacak, devletinde bir elektrik tesisatına ihtiyacı olacak, devletinde bir e, araç filosuna ihtiyacı olacak. İşte bu ihtiyaçları ne yapacak? İki yanlı yaptığı sözleşmelerle özel kişilerden veya kuruluşlardan bu hizmetlerin, bu hizmetleri temin edecek. Şimdi bu hizmetleri temin ederken devlet her sözleşme, her sözleşme idari sözleşme değildir. Bunları daha da ilerleyen videolarda daha da oturacak. Devam ediyorum. İdari sözleşmeleri denilince aklımıza iki tür sözleşme gelecek. Biri idari sözleşme. Bir diye ise arkadaşlar idarenin özel hukuk sözleşmeleri. Yap işte devlet olayları var ya bunlar işte. İşte bunları tek tek görelim bakalım bunlar nelermiş. İdari sözleşmeler. İdarenin iki tür Sözleşme türü var dedik. İşte birincisi idari sözleşmeler. İdari sözleşmelerde temel mantık devletin bir tarafta üstünlüğü ve kamu gücünü kullanıyor, üstün ayrıcalıklara sahip. Ne demek istiyorum? Bir tarafı idare ve o idare olan kısım. Üstün ve ayrıcalıklı hak ve yetkilere sahip. Yani yeri geldiğinde e, sözleşme üzerinde bir değişiklik yapabiliyor. Şartnameyi kendisi hazırlıyor. Yeri geldiğinde de sözleşmeyi feshetme yetkisi de var. İşte bu duruma ben bu idari sözleşmelerde bir taraf idare, idarenin üstün ve ayrıcalıklı yetkilerini e, sahip. İdarenin kamu gücünü kullanıyor. Yeri geldiğinde sözleşmeyi feshedebiliyor. Yeri geldiğinde sözleşme üzerine değişiklik yapabiliyor. Yeri geldiğinde ise arkadaşlar şartnameleri kendisi hazırlayıp yani şartları ben belirledim. Sen yapacaksın diyor idari sözleşmelerde. Tamam mı? Şimdi bakın buradaki önemli olan hususlardan bir tanesi de şu. İdari İdari sözleşme, sözleşmelerin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. Yani idari sözleşmeler hazırlanırken de ortaya bir uyuşmazlık çıkarsa hazırlandıktan sonra uygulama aşamasında da bir problem ortaya çıkarsa gideceğin yargı mercisi adli yargılar değil idari yargılar. Hangisi için söylüyorum ben bunu? İdari sözleşmeler için söylüyorum. Buradasın değil mi? Bak şimdi devam ediyorum adım adım. Çok karışık gibi gelebilir arkadaşlar. Bunlar kaynaklarda, kitaplarda açtığınızda içinden çıkılmaz durumda olabilir. Ama bu notlar ve bu video sizin işinizi çok ciddi bir şekilde kolaylaştıracak. Allah'ım bu soruları mı sormuşlar? Ben bunları mı yapamamışım geçen girdiğim hakimlik sınavında deyip de ah vah çekeceksiniz. Bak bu kadar da yemin konuşuyorum. Gel buraya. İdarenin özel hukuk sözleşmeleri neler peki? Bunlarda da idarenin kamu gücü ayrılıklarından yararlanmaz. Yani bir üstünlük yok taraflar arasında bir eşitlik söz konusu. Bakın bu sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözülecektir. Ben size idari sözleşmelerde ne dedim? Bir taraf üstün uyuşmazlıklar. Sözleşme yapılmadan önce, sözleşme yapıldıktan sonra da yani uygulama aşamasında da herhangi bir problem ortaya çıktığında muhatap neresi? idari yargı. Adli İdarenin özel hukuk sözleşmelerinde ise kamu gücünün üstünlüğü söz konusu değil. Taraflar birbiriyle eşit. Sözleşme bak burası çok önemli. Sözleşme yapılıncaya kadar ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta idari yargıda çözülür. Sözleşme yapıldıktan sonra ortaya yani uygulama aşamasında ortaya çıkacak bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda nerede çözülecek arkadaşlar? Yapıldıktan sonra uygulama aşaması dendiği anda adli yargıda çözülecektir. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? O iki ayrımı yakaladın değil mi? Sözleşmeye kadar idari, sözleşmeden sonra adli yargıda. Hangisi için geçerli arkadaşlar? İdarenin özel hukuk sözleşmelerinde bu durum geçerlidir diyorum. Geçtim. Süre tutmadığımı yeni fark ettim. Kaç dakika olmuş olabilir ki? 3 dakika olmuştur. Devam ediyoruz arkadaşlar. İdari, idari sözleşmeler yani kamunun bir tarafın üstün olduğu durumlar. E, devletin üstünlüğü söz konusu burada. Kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanıyor. Ve uyuşmazlıklar idari yargıda çözülüyor. İdari sözleşmeler. İmtiyaz sözleşmesi. iltizam sözleşmesi. Kamu istikraz sözleşmesi. Yeraltı ve yerüstü, idari hizmet, görevlendirme, orman, orman işletme sözleşmeleri. Arkadaşlar şunun için bir parantez açıp devam edeceğim. Buraya dikkat et. 1982 Anayasası'nda ormanların özel kişilerce işletilmesi artık mümkün değildir. Yani böyle bir sözleşme türü vardır. Askıda olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Yani aşağıdaki hangisi idari idari sözleşmelerden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözleşmelerinden biri değildir tarzında sorular geliyor. Ama e, bu sözleşme türlerini hocam daha çok nerede kullanıyor diyorsanız burada sizin için de özel not aldım. Kamu hizmetlerinin görülme usulleri. Kamu hizmetleri aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biridir değildir tarzında sorular sormuşlar. Tamam? Yani bu sözleşmeleri isim olarak bilmekte fayda var ama Bundan sonra e, devlet ihale kanunu, kamu ihale kanunu. Ondan sonra kamu hizmetlerinin görülme usulleri. Heh. O kamu hizmetlerinin görülme usullerinde tek tek bu usuller neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum ve o usullerin isimlerini tek tek bilmenizde fayda var. Tamam? Burada isim olarak bilin e, ve tanımlarını bilmeniz size soruyu çok rahatlıkla çözdürecektir. Tamam? İmtiyaz, iltizam, istikraz, yeraltı, yerüstü, idari hizmet görevlendirme orman işletmeleri sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi birincisi kamu hizmetleri imtiyaz sözleşmesi. İdarenin bir özel özel kişiyle yaptığı sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetlerinin masrafları kar ve zararı özel kişiye ait olmak üzere bu e, kuru, bu işletmelerin kurulması ve işletme, işletilmesidir bu kamu hizmetinin. Yani buradaki durum masraf, kar, zarar tamamen özel hukuk tüzel kişisine ait. Sana diyorum ki bu, bu kamu hizmetini gerçekleştir ve bunu bir ücretlendir. E, sen de bu giriştiğin, ücret, giriştiğin masrafı bu ücret karşılığında gider. Karını da yap zarar edersen de ben buna karışmam diyor. Kamu hizmetini devlet bu şekilde gördürülme usulüne ben ne diyorum? İltizam değil. imtiyaz. Tamam. Kamu hizmetleri imtiyaz sözleşmesi. Şimdi çık ekrandan. Bu usul bu usulde idare idareye imtiyaz veren idareye imtiyaz veren hizmeti görne ise imtiyaz sahibi denir. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Ayrıntı kamu hizmetleri görül gördürülmesinde anlatacağım demişim şimdi bir dışarıya çıkalım şimdi arkadaşlar burada hocam bu konu çok geniş bir konu kesinlikle katılıyorum ama ben bu konuyu nerede anlatacağım arkadaşlar kamu hizmetlerinin görülme usullerini anlatacağım orada Arkadaşlar bu imtiyazı A'dan Z'ye işte il özel idaresinde il genel meclisi yetkili olduğu belediyelerde belediye meclisinin yetkili olduğu imtiyaz vermeye devlet adına imtiyaz verme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olduğu, 49 yıllığına verildiği, imtiyazı alan yani hizmeti gören imtiyazı alan tarafın 49 yıllığına alabildiği, imtiyaz sözleşmelerinde e, imtiyaz sözleşmelerinde arkadaşlar Danıştay'ın 2 ay içerisinde bir görüş vermesi zorunluluğu olduğu. Bunun gibi örnek veriyorum imtiyazı alan şirketin Türk Anonim Şirketi olması gerektiği üzerinde duracağım. Nerede? Notu bitmek üzere. Nerede Arkadaşlar. E, kamu hizmetlerinin görülme usullerini bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tamam. Zaten soruların yoğun bir kısmı da oradan gelmiş. O başlık altında ayıracağım. Yani ben idareyi bölümlere ayırdım. Bu ayrıntılı bilgileri iki sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi geçtim. Devam ediyorum arkadaşlar. Mali iltizam Mali iltizam sözleşmeleri. Mali iltizam sözleşmeleri. Mültezim, mültezim kelimesini gördüğün anda, mültezim ismini gördüğün anda seni nereye götürecek arkadaşlar? İltizama. Tamam? Mültezim iltizam, iltizam mültezim. Yani mali iltizam sözleşmelerinde bunu yaptırdığımız hizmeti gören tarafa ben ne diyordum? Ne diyorum arkadaşlar? Mültezim diyorum. Tamam mı? Şöyle de diyebilirim. İdare mültezimler aracıyla bir kamu hizmetlerinin götürü usulüyle veya orantılı bir kazanç usulüyle gördürülme usulüne ne denir? Hangi sözleşmelerde bu geçerlidir? Bunu gördüğün anda ne demiş? Mültezim demiş ya sen direkt mali iltizam sözleşmesi diyeceksin. Buradaki amaç arkadaşlar tarafa götürü veya orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında belli bir idari hizmetin gördürülmesi usulüdür. Yani vergilerin toplanılmasında daha çok gör, gör, görülüyor bu. Bir yerin, bir yörenin ee, diyor ki git şur, şuradaki vergileri topla sana bu topladığım vergiler üzerinden bir oran veya da topladığım vergi üzerinden bir götür usulüyle bir bedel vereceğim. Buna da bunu sen yerine getir. İşte bunu yerine getiren kişiye ben mültezim diyorum. İşte bu sözleşme türlerine de mali iltizam sözleşmesi diyorum. Tamam Geçtim. Aşağı vergilerin tahsili sırasında uygulanmıştır. Devam ediyorum. Kamu istikras istikras yani borçlanma sözleşmesi. Şu Maliyeci arkadaşlar daha çok bilir. İdari yargı hakimliğine hazırlanan arkadaşlar burada uzmandır diye düşünüyorum. İstikraz borçlanma demektir. Yani sen borçlanmanın adının istikraz olduğunu eğer bilirsen biraz sonra çözeceğim soru da arkadaşlar çıkmış soruyu çok rahatlıkla yapacaksın. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Borçlanmanın istikraz olduğunu biliyorsan soruyu yaptın zaten. Ama şıklara çok çakal kelimeler koymuş. Yani bu konuyu çalışmadan banka kredilerini işaretleyen, işaretleyen arkadaşlar da mutlaka olacaktır. Gel şimdi konuya bak. E, ne kadar olayın basit olduğunu göreceksin. Devlet devlet ve öteki kamu kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono gibi adlarla çıkartan senetler karşında halktan borç para alınmasını sağlayan sözleşme türüdür. Yani benim anahtar kelimem vatandaştan, halktan, devlet, bono, tahvil gibi araçlarla Borç para alma olayına ben bu olayın neticesinde oluşturduğum sözleşmeye ne diyorum arkadaşlar? İstikraz sözleşmesi diyorum. Tamam. Kamu istikraz yani borçlanma sözleşmesi. Borçlanmayı kullanmazlar. Zaten kelime anlamından bunu zaten işaretlersin. Neyi kullanırlar? Kamu istikraz sözleşmesini kullanırlar. Tamam. Şimdi idari hizmet sözleşmesinde ise Devlette çalışan işçi niteliği taşımayan sözleşmeli personel arasında devlet ile yapılan sözleşme türüdür. İdari hizmet sözleşmesi. Geçtim. Bak bu kadar basit. Bu kadar basit. Devam. Yeraltı ve yerüstü servetlerine ilişkin bursalı olan var mı ar aramızda? Bursalı. Ee, Afyonlu. Şimdi arkadaşlar neden bunları söyledim? Hani bu sıcak e, sular çıkıyor Yalova'da mesela sıcak su termallerinde o otellerin o sıcak su termalleri üzerine kurulması, o sıcak suyu kullanması işte bunların devletle yaptığı sözleşme yer altı ve yer üstü servetlerine ilişkin sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi tanım olarak nedir? Tanım şudur. Yer altı ve yer üstü değiştirmek istiyorum. Siyah yapalım. Yeraltı ve yerüstü servetlerinin işletilmesi usulü devletin denetim ve gözetimi altında kaplıcalar gibi bu sözleşme ile yapılmaktadır. Yani kaplıcaların işletilmesi ne ile oluyormuş arkadaşlar? Yeraltı ve yer üstü ilişkin sözleşmelerle oluyor. Şimdi burada hemen aklımıza yeraltı deyince aklına gelmeyen yoktur. Ne geldi? Madenler geldi değil mi? Petrol işletmeleri geldi değil mi? İşte bak buraya nota bak şimdi. Madenlerin işletilmesi sözleşmesi ruhsat verilerek gerçekleştirilmektedir. Petrol işletmeleri hakkı yine petrol kanununda ruhsat usulüyle gerçekleştirilmektedir. Peki hocam kamu hizmetlerinin görülme usullerinde ben bir usulde ruhsat usulü. İşte ruhsat usulünde ben bunları anlatacağım. Tamam? Ayrıntılı olarak ruhsat usulünde ben bunları anlatacağım. Şimdi size şu soru gelebilir. Yeraltı ve yerüstü servetlerine ilişkin sözleşmelerinden aşağıdaki hangisi bunlardan biridir diyebilir. Şıkkın birine koyar maden ocakları, diğerine koyar petrol işletmeleri. Sen bunları işaretlemeyeceksin. İşaretleyeceğin tek şey sıcak su termal yani kaplıcaları işaretleyeceksin. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Umarım yoktur. Tamam. Nasıl? Kolay değil mi? Kolay kolay. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. İdarenin, idarenin özel hukuk sözleşmeleri. Bunlar nelerdir hocam? İhaleler, yap işlet devlet solu, yap işlet abonmanlık sözleşmeleri. Bakın arkadaşlar ihaleler devlet ihale kanunu. Bunun yanında işte 4734 sayılı kamu ihale kanununda bunlar da ayrıntılı bir şekilde bu ihalelerden, ihale usullerinden bakın devlet ihale kanununda kanunda 5 tane ihale usulü var. Bunu ben nasıl karşı tarafa öğretirim diye düşündüm. Tamam mı? E, dün akşam üstüne baya düşündüm. Böyle kız alıp kız verme olayından acaba ihale usullerini görüştürebilir miyim? Yani öğretebilir miyim diye düşündüm. Ve muhteşem bir hikaye oluşturdum. Kız istemeye gideceğiz. Devlet ihale kanunda ihale türlerinde arkadaşlar kız istemeye gidiyoruz tamam kız isteyeceğiz kızı alacağız kızın da bize gönlü var kapalı kapalı üzerine kapalı olarak kıza teklif edeceğiz niyetimizi kız belli ki istekli tamam mı sonra da açık olarak teklifimizi edeceğiz yarışacağız pazar, pazarlık yapacağız başlık parasını verip kızı alacağız bu kadar basit ve aklında kesinlikle kalacak ve kek bir soru olacak niye biliyor musun? Ee, çıkmış sorularda sorulara da baktığınızda tamam mı? E, hep şunu sormuş adamlar. Aşağıdaki hangisi devlet ihale kanununda yer alan ihale türlerinden biri değildir tamam mı? Çok istisna ayrıntılara girmiş. Ben ayrıntıları da anlatacağım o ayrı bir dava. Ama isim olarak hep sormuş. Bunu hep tam ihale kanunda yer alan e, şeylerle karıştırılıyor. İhale usulleriyle karıştırılıyor. Şıklardan bir de zaten o oluyor. Tamam mı? Ama biz ben bunu hikayeleştirdim. Çok güzel şekilde oturacağını düşünüyorum. Şimdi Çık ekrandan. İhaleleri bu şekilde anlatacağım. Bir sonraki videoda. Yap işlet devret yüksek maliyet ve teknoloji gerektiren işlerin yapımında kullanılır. Hocam bunların ayrıntısı kamu hizmetlerinin görülme usullerini anlatacağım. Yap işlet devret yap işlet usulünde ise arkadaşlar elektrik enerji üretiminde kullanılır. Abonmanlık sözleşmesi. Şimdi sen sen üniversitede eve çıktığında ne yaptın? Gittin doğalgaz faturasının üstüne aldın suyu, elektriği. Hocam ben almadım. Sen almamış olabilirsin ama genelde sistem öyledir. Tamam mı? Bunları götürüp üstüne alırsın. İşte bu üstüne alma olayına ben ne diyorum? Abonmanlık sözleşmesi diyorum. Tamam Abonmanlık sözleşmesini yaptın. Ortaya bir uyuşmazlık çıktığında bunun için nereye gidiyorum arkadaşlar? adli yargıya. Abonmanlık sözleşmesini yapmadan önce bir uyuşmazlık çıktı. Nereye gidiyorum? İdari yargıya gidiyorum. Neden? Abonmanlık sözleşmesi bir idarenin özel hukuk sözleşmesidir. Devlet ile taraf taraf eşittir. Tamam? Devlet ile taraf eşittir diyorum. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem efendim? Yok değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar Devam edelim. Ekrana gelmeye çok meraklıyım biliyorsunuz. Geldik sözleşme kurulmasındaki ihale yöntemleri. Bunu nereden anlatacağım? Videonun başına söyledim. Bir sonraki videoda anlatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş olun. Hoşça kalın. Ekrana geliyorum. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Eğer bir problem yaşadıysanız yorumlar kısmından bize çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.